Merhaba. Bu videoda bu sehim denilen konunun ne olduğunu biraz açıklamaya çalışacağım elimden geldiğince. Her ne kadar tam anlamıyla elektronik literatüründe olmasa da sehim aslında bizim de kullandığımız bir tabir. Sehimin ne olduğunu ve sizlere ne gibi yan etkiler ortaya çıkardığını anlatmaya çalışacağım burada. Bunu anlatmaya çalışırken özellikle TFT LCD'nin çalışma teknolojileri, reflektör sistemleri, difüzör katmanları bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Zaten kırık olan panele sahip bir monitörü de gerekirse birlikte parçalayacağız. Katmanları tek tek açacağım ve bu katmanları açarken de sizlere konunun ne olduğunu elimden geldiğince anlatacağım. Bu da gördüğünüz bir 32 inç televizyon. Bunun da yine paneli sökülmüş haliyle Göstereceğim sizlere. Ben bunu daha önceden projektör olarak kullanıyordum. Biliyorsunuz Tavsiye Forumu üyeleri, sevgili kardeşlerim bana 22 mm geniş açı f2 lens hediye etmeden evvel benim burada ışıkla ilgili çok ciddi bir sorunum vardı. O nedenle karşımda bir projektör olmadan ne yazık ki video kaydı yapamıyordum. Şimdi Canon EOS M50 ve f2 lensim ile kayıt yaptığım için şu an tavan lambası yok sadece perdede hatta onun bile fotoğrafını çekip göstereyim size. Evet gördüğünüz pencerenin kenarından içeri girdiği kadarıyla o ışık ile yapıyorum şu an bu çekimi. Işık sızması, light leak, bulutlanma, clouding, sehim bunların aslına bakarsanız her birinin de birbiriyle bir ilişkisi var ve birçok tüketici dostumuz da televizyon satın aldığında veya monitör satın aldığında bu problemler ile karşılaşıyor. Hatta uzun soluklu takip edenler bu 32 inç Lenovo monitöründe de ciddi bir bulutlanma sorunu olduğunu biliyorlar. Fakat bundaki bulutlanma gerçek bulutlanma ancak bu özellikle bu videoyu çekmeme sebep olan arkadaşımızın yaşadığı konu aslına bakarsanız bir sehim konusu. Dolayısıyla bunu elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalışacağım. Önce şuradan başlayalım. Şunu monitör olarak değerlendirin. Önünde sel veya open sel dediğimiz panel hücre bölümü olmamış hali bu. Burada difüzör katmanlarımız var. Bu da aynısının sel yani hücre katmanlarının var olan hali. Aradaki farkın ne olduğunu anlayabilmek ve sehimin ne olduğunu size anlatabilmek için öncelikle şu monitörü sökmekte işe başlayabiliriz. Panel teknolojilerinde BLU dediğimiz backlight unit yani arka aydınlatma havuzu dediğimiz bölgenin yapı prensibi öncelikle katmanların birbiriyle aynı paralelde ancak serbest salınımda durmasını gerektiren bir şekilde üretiliyor bunlar. Yine bu sıralamaya göre en arkada metal olan şu bölüm, metal bölümün içerisinde direct led ise taban bölümüne yerleştirilmiş, bottom led ise alt hizaya yerleştirilmiş. Edge LED ise bir kenar veya iki kenara yerleştirilmiş LED'lerin olduğu bu havuz. Bu havuzda en tabana yerleştirilen bir reflektör katman. Onun üzerine difüzör katmanlar. Onun üzerine şuraya çıkarmaya başladığım Open Cell'in tutucu çerçevesi. Open cellin tutucu çerçevesinin hemen altında da işte az önce size söylediğim difüzör katmanları bulunuyor. Bunlar eskiden televizyonlarda 6 katmandı. Şimdi tabandaki reflektör dahil olmak üzere 4'e kadar indirdiler. 1 2 3. Gördüğünüz gibi A4 kağıdından hallice bunlar. Görüyor musunuz? Özellikle şu şekilde görmenizi sağlamaya çalışıyorum. Hatta şuradan bir kontrol edeceğim görülüyor mu diye. Bakıyorum. Evet görebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz şurada bir katman var. Bu önde. Şurada bir katman daha var. Bu da onun önüne geldi. Burada bir katman daha var. Bu da onun önüne geldi. Dikkat ediyor musunuz? Bunları birbirine sabitleyen, yapıştıran, macunlayan, montajlayan, vidalayan hiçbir unsur yok. Bahsettiğim serbest salınım dediğim durum bu. Havuzun kendisine sağladığı mukavemet kadarı ile bu ancak orada dik duruyor. Monitörlerde Homojen katman dediğim şu en sert tabaka olan şeffaf bölüm. Hatta bunu buradan çıkarayım, şöyle göstereyim size. Görüyor musunuz? Bakın. En sert olan katman bu. Bakın bunu böyle tutabilirsiniz. Bu homojen katmandır. Ve bu bir edge led olduğu için hemen yan tarafta ben bunun led'lerini de göstereyim size. Şunu şöyle göstereyim. Hatta en iyisi ben bir fotoğraf alayım bundan. Evet, bu fotoğrafta gördüğünüz köşede, yani şu köşede led'ler mevcut, led çipler. Bu bir bottom led diye geçer. Bu led çipin şöyle koyalım. Sıralamaya göre ilerleyecek olursak, bu led çipin hemen üstüne homojen katmanımız geliyor. Bu katmanın hemen üstüne şöyle yaparsam daha net olur. Bu katmanın hemen üstüne şu geliyor. Bunlar da vertical ve horizontal diye değişirler. Daha önce bir videosunu çekip yayınlamıştım. Bunların üzerinde tırnağınızı gezdirdiğinizde birisinde yatay yönlü hareket yaptığınızda zıt diye bir ses duyarsınız. Öbüründe de dikey yönlü hareket yaptığınızda aynı sesi duyarsınız. Onlar da vertical ve horizontal olarak ayrılıyor. Şunları evet bu katmanın önüne yerleştirdim. En son son katman reflektör denilen yerde budur. Bu da bunun önüne geliyor. İşte size az önce söktüğümüz kısım. Bunlar tam anlamıyla buraya yerleştikten sonra şu şekilde open cell yani hücrenin olduğu çerçeve bunun üzerine yerleştiriliyor. Daha sonra da o hücre dediğimiz panel bu çerçevenin üstüne oturtuluyor. Evet işte her ne oluyorsa zaten burada oluyor. Şimdi bizim sehim dediğimiz konu aslına bakacak olursanız şuradan gösterecek olursam Şurada görmüş olduğunuz bu düzlem var ya siyah düzlem. Şöyle yapayım. Bakın bu bir sehimdir. Ben çok abartılı olarak gösteriyorum şu an size. Yani ben bunu böyle size dümdüz tutuyorum. Bu tam bir düzlemdir. Fakat bu sehimdir. Bu illaki bunun ortasından bel vermiş olmalı anlamına gelmiyor. İşte benim bahsettiğim sehim dediğim durum şu oluyor. Kargo kaynaklı veya bantta montaj kaynaklı herhangi bir kusur nedeniyle bu katmanlardan herhangi birisi şu yüzeydeki herhangi bir noktada, şurada şöyle bir bükülme yaşıyor şu şekilde. Ve orada oluşan açıklık nedeniyle aslında tam ve eşit şekilde dağılması gereken ışık o açıklıktan dışarıya kontrolsüz olarak çıkış yapıyor. Ve open cell dediğimiz bu hücrede siz bunu görmek durumunda kalıyorsunuz. Bunu da size daha net gösterebilmek için bu sefer bu Acer olan monitörü bir sökelim dağıtalım bakalım. şu noktada neler anlatmak istediğim çok daha net bir şekilde anlaşılıyor olacak. Şurada sel dediğimiz hücremiz var. Burada da az önce söküp dağıttığımız difüzör katmanlarımız var. Şimdi bunun bir de enerji verilmiş halini görelim hep birlikte. Şu kırık olan yeri görmezden gelin. Bakın dikkat ederseniz aslında ekran siyah. Ekran siyah olmasına rağmen normalde backlight bölümü yani arka aydınlatma bölümü çalışıyor. Onu hem buradan anlarsınız hem de ben şu paneli ayırdığımda işte aradan sızan o ışıktan anlayabilirsiniz. Şimdi sehim dediğim konu dikkat ederseniz bakın tam anlamı ile şu bölüm siyah bu bölümde bir ışık sızması var. Evet doğru bu gerçek bir ışık sızmasıdır ve sebebi de sehimdir. Peki sehim kelime anlamı olarak nedir? Hadi gelin ona bir bakalım. Ne demiş sehim için? Mühendislikte sapma yapısal bir elementin bir yük altında açılı bir yer değişimine uğramasıdır diye bir açıklama yapılmış. Zaten benim için en önemli olan kısmı da buydu. Bakın bir yük altında uğradığı sapmadan bahsediyor. Şimdi ben bunu şöyle tutsam. Şuradan bir baskı uyguladığımda ekrandaki görüntüyü de görebiliyorsunuz. Sağlam olduğu kadarıyla. Bakın şunu şöyle tuttuğumda bu alan dikkat ederseniz siyah. Ne demiştik az önce de? Burası kontrol altında olan ve olması gereken alan. Fakat burası kontrolün dışında olan alan. Şimdi bu panelin sağlam olduğunu düşünelim. Eğer panel sağlam olsaydı, ekranın tamamı siyah olsaydı şöyle değerlendirelim. Bakın ben size sehimin ne olduğunu şuradan çok basit bir şekilde şuradan kasıtlı olarak sızdırdığım ışık ile de anlatabilirim. Arada parmağım var bastırıyorum ışık gitti. Bırakıyorum ışık geri geldi. Bakın neden? Çünkü panel dediğimiz bu madde ortası cam olan bir malzeme. En ortadaki bölümü cam. Hatta panel kırıldı dediğimizde aslında kırılan bölüm zaten normalde cam olan, ortadaki cam olan bölüm kırılmış oluyor. Onun da bir esneme payı var biliyorsunuz kendince. Bakın bu da o esneme payının bir bölümü. Bastırıyorum. Şurada bakın, e, gözüküyor mu? Ha. Şurada arada parmağım var. Cam ile bir elyonun arasına sıkıştırdım parmağımı. Şimdi de baş parmağımla cama baskı kuruyorum ve ben bastırdıkça camın üst bölümü yerine yapışıyor. Bırakıyorum, açılıyor. Bastırıyorum, bırakıyorum. İşte bakın bu bahsettiğim açıyı görüyor musunuz? Bakın bastırdım, yukarıdaki ışık gitti. Nereden geliyor ışık? Sadece benim parmağımın olduğu yerden. Peki bunu daha ince bir katman ile gösterelim size. Ne olabilir? Şuradan bir kağıt katlasam. Bir kağıdın dörde katlanmış hali bu. Şunun tam ortasına yerleştireyim. Bakın işte size sehim bizim panel dünyasında bahsettiğimiz yani TFT LCD dünyasında bahsettiğimiz sehim denilen konu şu. Sizin dışarıdan gördüğünüz o ışık işte kasa ile panel arasında sebebi genellikle kargocu emekçi kardeşlerimizin bu ürünleri karpuz taşır gibi taşımasından kaynaklanan kasa deformasyonları, pole, polarizer kaymaları, difüzör katmanların bombe yapması veya bazı özel durumlarda özellikle yeni üretilen Ince çerçeveli televizyonlarda bununla çok sık karşılaşıyoruz. Hatta ismini şu an hatırlayamadığım bir değerli dostumuz vardı. Daivo marka bir televizyon almıştı. E, o Daivo marka televizyonun kenarında panel aynen burada gördüğünüz gibi kenara e, dışarı çıkmıştı. Yani bildiğiniz gerçek bir sehim oluşmuştu. Çerçevenin bir bölümünde içeride öbür bölümünde içeride ama şurada dışarıda. Neden? Çünkü taşıma esnasında onu öyle bir fırlatmışlar ki panel bir şekilde çerçevede oradan dışarı çıkmış. Ve orada sıkışıp kalmış. İşte o sıkışıklık neticesi de buralar baskı altındayken hiçbir ışık yok. Bakın bırakıyorum parmağımı alt tarafta ışık geldi. Basıyorum ışık gitti. Anlatabiliyor muyum? İşte size gördünüz mü? İşte size sehim denilen şeyin açıklaması tam olarak bu. Panelin ışığı kontrol altında tutması lazım her yerde. Fakat herhangi bir noktada bir açıklık meydana geldiyse bir panel dışarı doğru bir sehim yaptıysa iki Difüzör katmanlar içeri doğru bir sehim yaptıysa o noktadan mutlaka bir ışık sızması görürsünüz. Peki bunun bir de bulutlanma dediğimiz kısmı var. Bulutlanma kısmı ne oluyor? Bulutlanmada da aslına bakacak olursanız genel anlamda şu içeride yani bu panelin arka tarafında duran şu katmanda şu gördüğünüz yerde, ah oh, elim yandı. Şu katmanda şu gördüğünüz yerde yine o az önce bahsettiğim difüzör katmanların onları da şöyle göstereyim. Şu HDMI kabloyu bir çıkaralım. Onu da şu 32 inç televizyondan göstereyim. Görülüyor mu? Evet görülüyor. Şuraya dikkat edin lütfen. Bastırıyorum. Fark ettiniz mi? Tam bir kağıt bükülmesi gibi büküldü. Zaten e, daha önce de söylemiştik. Bir A4'ten hallice burada kullanılan malzemeler. Bakın burada oluşan bu deformasyonu siz dışarıdan bulutlanma olarak görüyorsunuz. Yani o bulutlanmanın sebebi buradaki yüzeylerin birbiriyle olan örtüşmesinde bir deformasyon meydana gelmiş olması. Sizin bulutlanmada yaşadığınız en temel problemlerden birisi bu. Neticede benim sizlere anlatmak istediğim TFT LCD dünyası ile ilgili bazı şeyleri sizlere teknik detaylarla anlatıyorum elimden geldiğince ancak bazı hususlar var ki ben size bir saat boyunca anlatsam anlamayacağınız bazı konuları sadece bir fotoğrafla veya kısacık bir video ile gayet net anlayabilecek durumda oluyorsunuz. Haklı olarak ben de elimden geldiğince sizlere bu dünyanın, TFT LCD dünyasının nasıl bir mantıkla çalıştığını anlatmaya çalışıyorum ki bugün, yarın, yarından sonra televizyon satın alacak olan veya dün televizyon satın almış olan dolayısıyla da ekranında bu tarz problemlerle karşılaşan arkadaşların kafalarına takılan merak ettikleri o soruları elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ben sizlere bir panelin nasıl sıralandığını anlattım. Bir panelin alt tarafında neler var, üst tarafında neler var bunları anlattım. Sıralamada hata olursa veya bükülme olursa nelerle karşılaşırsınız bunları anlattım. Elbette ki daha milyon tane teknik detayı var ancak videonun içeriği çok uzun oluyor. Merak ettiğiniz hususları yorumlar bölümünde sorun. Elimden geldiğince onları cevaplamaya çalışırım. Daha önce de defalarca açıkladığım üzere soruların tamamına yetişebilmemin hiçbir şekilde imkanı yok. Dostlar yorumlarda görüşürüz. Elimden geldiğince hoşçakalın.